bana 17 bölü 2 işleminin sonucunun ne olduğunu, evet bunu söyleyebilir misiniz? 17'nin 2'nin bir katı olmadığını fark ettiniz öyle değil mi? Başka bir deyişle bu çarpma işleminin sonucunun 17 etmesi için soru işareti yerine yazabileceğim bir tam sayı yok. 2 kere 8 17'den biraz küçüktür. Evet 2 kere 8 16 eder. 2 kere 9 ise 18 eder ve 18 de 17'den büyüktür. Bu şekilde düşünürsek 2 çarpı soru işareti eşittir 17 işleminde soru işareti yerine gelecek sayının 8 ve 9 arasında olması gerektiğini bulmuş oluruz. Evet soru işareti yerine gelecek sayı 8 virgül bir şeydir. Hadi bir örnek daha yapalım. Birisi size 18 bölü 4'ün sonucunu sorarsa, 18'in 4'ün bir katı olmadığını bildiğimizden sonucu tam olarak evet söyleyemeyebiliriz. Şimdi sizden videoyu durdurmanızı ve bu işlemin sonucunun hangi iki sayı arasında olduğunu düşünmenizi istiyorum. Hadi birlikte yapalım. Az önce düşündüğümüz gibi yapalım. 4 çarpı 4, 16 eder. 18'e çok da yakın değiliz. 4 çarpı 5 ise 20 eder ve 20 18'den büyüktür. O halde 4 çarpı soru işareti eşittir 18 işleminde 18, 16 ile 20 arasında olduğuna göre soru işareti yerine gelecek sayı da 4 ile 5 arasında olmalıdır. 18 bölü 4 işleminin sonucu 4 virgül bir şeydir. Bölme işlemlerinin sonuçlarını eşitsizlikler kullanarak da tahmin edebiliriz. Mesela 87 bölü 9 işleminin sonucuyla 10 arasında nasıl bir ilişki vardır dersiniz. Başka bir deyişle buraya büyüktür, eşittir ya da küçüktür işaretlerinden birini koymanızı istiyorum. Hadi videoyu durdurun, biraz düşünün. Evet ne buldunuz? Büyüktür mü, eşittir mi yoksa küçüktür mü? Bakalım. Bir kere 10'a eşit olmayacağını biliyoruz. Neden mi? 90 bölü 9 10 eder. 90'dan bir tane 9 çıkarırsak geriye 81 kalır. 81 bölü 9, 9 eder. 87, 90 ile 81 arasında olduğuna göre farklı bir renkle yazayım. 87 bölü 9 işleminin sonucu bu ikisinin yani 10 ile 9'un arasında olmalı. O halde buraya koymamız gereken işaret neymiş? Küçüktür işaretiymiş, öyle değil mi? Umarım bu örnekler sayesinde bölümü tam sayı olmayan bölme işlemlerine alışmaya başlamışsınızdır. Şu anda işlemlerin sonuçlarının ne olacağını tahmin ediyoruz ama önümüzdeki videolarda bu işlemlerin nasıl yapılacağını da öğreneceğiz. Bu işlemin sonucunun 8 ile 9, bunun 4 ile 5, bunun da 9 ile 10 arasında olduğunu şimdilik tahmin edebiliyoruz ve eee 9 ile 10 arasında demek bölümün 9, şey olacağı yani ondan küçük olacağı anlamına gelir.